Gün TV'den bir kez daha mutlu günler sevgili seyirciler ve bir kez daha siyasetin aktörleri programımızda karşınızdayız. Yine deneyimli bir siyasetçi ve belediye başkanı mevcut aynı zamanda ve aday olan bir isim, değerli bir isim yanımızda. CHP Sarıyer Belediye Başkan adayı Sayın Şükrü Genç bizimle bugün. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Artık adaylar kesinleşti. Sarıyer için adaysınız ama aynı zamanda da belediye başkanısınız zaten. Evet. Sarıyerliler de tanıyor sizi, İstanbullular da tanıyor sizi. Önce biraz isterseniz bu geçmişe bir değinelim. Kısaca bir anlatın. Ben hemen bir bu tür programlarda genelde programın sonunda mesaj verilir ama ben başta mesaj vereyim. Tamam. Sıkıştırmayalım. Şimdi Cumhuriyet Halk Parti Genel Merkezi'nin bu dönem vermiş olduğu kararla bir aday adaylık süreci yaşandı. Hemen hemen Temmuz ayında başlandı. Ve o günden bugüne kadar aday adayları, bölgemizde de vardı bu. 1 Eylül itibariyle ben de aday adayı oldum, müracaatımı yaptım. Ve sonuç itibariyle de partinin daha önce de belirlemiş olduğu bir yöntemle adaylar belirlendi. Bazı bölgelerde eğilim yoklamaları yapıldı, bazı bölgelerde merkezi yoklama yapıldı ve Sarıyer ve benzer bazı belediyelerde merkez yoklamasıyla belirlendi aday. Şimdi adaylar belirlendi. Evet. Bundan önceki süreçte aday olmayı düşünen, planlayan, bir şekilde çalışmalar içinde olan bütün arkadaşların sonuçta aday bir tane, başkan da bir tane olacağı için tek bir kişi belirlenecekti. Onu da belirlediler ve böyle bir durumda ben öncelikle bu süreç içinde 6-7 ay gerçekten çok büyük emek verildi. Bu evet. Emeğin yatsınması mümkün değil ve ekonomik olarak da yatsınması mümkün değil. Çok büyük beklentilere girildi. Hem adaylar, aday adayları beklentilere girdi. Hem çevresindeki insanlar beklentilere girdi. Ve dolayısıyla ben öncelikle sizin de kanalınızla bu süreçte bulunan, sadece Sarıyer'de değil, bütün Türkiye'nin her yerinde aday adaylık sürecinde bulunan arkadaşlarıma o süreçlerden dolayı bir partili olarak öncelikle teşekkür ederim. İkincisi de bir seçilmiş bir aday olarak ve bir dönem öncesinde belediye başkanı olarak da ayrıca yaşamlarında başarılar dilerim. Ve şu anda olması gereken hemen program, çünkü çok kısa, onu da hemen hızlı bir şekilde söyleyeyim. Ve çok acil. Herkesin sorumlulukları var. Bu sorumlulukların göz önünde bulundurarak parti sorumluluğu var. Ve parti sorumluluğu ülkenin sorumluluğuyla, yani yurtsever sorumlulukla örtüşmeli ve çok acil adayların, aday adaylarının, hı hı, acil bir şekilde kendi parti kararları ve verdiği karar doğrultusunda çok acilen bir araya gelmeleri gerekiyor. Ve birlik beraberlikle kazanılmış bölgeleri tekrar kazanmayı, daha önceden başka siyasi partilerin iktidarda olduğu yerlerde de iktidara tekrar almayı hedefleyerek birlik ve beraberlik içinde çalışmaları gerekir. Ben sizin kanalınızda bunu ilk defa sizle yapıyorum. Çok teşekkür ederim. Bütün arkadaşlarıma birlik ve beraberlik çağrısı yapıyorum. Ve bu özellikle ülkemizin şu anda içinde bulunduğu bu karışık ortamda da sadece kendi bünyesi içinde değil, hı hı, aynı zamanda da o coğrafyada yaşayan herkesin de birlik ve beraberliği, barış içinde yaşaması ve huzur için, evet, çok önemli, evet, bir adım olacaktır, evet, diyorum ve herkese de iyi günler diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Zaten sizin hareket merkeziniz yaşam. Evet. Yaşamak, insanların sağlıklı, huzurlu, birlikte, hiçbir parti, dilin, ırk ayırma olmadan beraber yaşamalarını sağlamak üzerine hareket ediyorsunuz. Bunu biraz açabilir misiniz bize? Belediyecilik anlayışı olarak da ne ifade ediyor? Neler şimdi kazandırıyor? Evren Hanım, bir yerel yöneticinin, bu muhtar da olsa, başlayan, özellikle de belediye başkanlarına kadar giden, hı hı, süreçte, yerel yöneticinin o yerelde, bulunduğu coğrafyada, kim olursa olsun her türlü canlının, sadece insan olarak değil ama insan özelinde de düşündüğünüzde, siyasi düşüncesi, inanışı, yaşama bakışı, gelir düzeyi, ne olursa olsun hepsinin ortak bir yaşam içinde yaşanması için o ortamı yaratmaktır. Yani, evet, barış yaratmak zorundasınız, huzur temin etmek zorundasınız. Doğru. Ve insanları günün o eğer işse iş,
İşin sonrasında sosyal yaşam içinde gerçekten insanları bir arada barış içinde yaşamayı temin etmelisiniz. Bu da eğer böyle bir iddianız varsa hiç kimseyi birbirinden ayırmayacaksınız. Evet. Herkesi bir bütünlük içinde değerlendireceksiniz. Bir arada yaşamalarını sağlayacaksınız. Gelir düzeyleri farklı bile olsa, inanışları farklı bile olsa, siyasi yapıları farklı bile olsa. Çünkü eğer biz şunun iddiasındaysak, biz yaşamı kuracağız ve çocuklarımız için yeni bir dünya yaratacağız diyorsak, o zaman bütün çocuklar için olmalı bu. Özellikle hangi bölgede yaşıyor olursa olsun, bizim bölgemiz için söyleyeyim. Yalı'da yaşayan insanla, Gecekondu'da yaşayan insanla, köyde yaşayan insanla, modern bir sitede yaşayan insanla. Bir de karma bir bölgesiniz, zor bir bölgesiniz çocukları gerçekten. Çocukları hep aynı. Aynı olduğu takdirde bir, öncelikle o bölgede, sonra da Türkiye'de barışın elçisi olur. Ne kadar güzel. Yani olması gereken bu önce. Projelerinizde zaten gördüğüm kadarıyla sizinle ilgili zaten biliyorduk. Biraz da araştırma yaptım, bakalım belediye neler yapmış bu son dönemde diye. Hep bu yönde götürmüşsünüz. Hep sosyal yaşam. Evet, hep sosyal yaşam üzerine. Aile, bakım evleri, hayvanlar, çocuklar, parklar, bahçeler. Neler kattınız? Şimdi biz öncelikle, ben çok eski Sarıyerliyim. Yaşım kadar hemen hemen Sarıyerliyim. Şimdi Sarıyer'in önceliklerini çok iyi biliyoruz. Yani bu biraz önce saydığım ana sosyal yaşam ve yaşamın beraberinde, paralelinde bu yaşamı da temin etmek için nelere ihtiyaç var, hepsini biliyoruz. Yani teknik anlamda ihtiyaçlarımızı biliyoruz. Nedir teknik anlamda ihtiyaçlarımız? Sarıyer'in bugüne kadar çok uzun yıllardır işte ihtiyaç duyduğu, özellikle belediye hizmetlerinin daha kolay verileceği alanları da yaratmak zorundasınız. Doğru. Bununla ilgili koşullar neyse onları yaratmak zorundasınız. İşte bir belediye hizmet binası, nikah salonu ve bunun yanında özellikle de insanların yaşamlarının yoğun olduğu, yolların yapılması, ulaşım kolaylıkları. Tabii. Çünkü çok coğrafik olarak çok zor bir bölgeyiz. Ve belli sıkıntılarımız oldu. O sıkıntılara hiç girmeyeceğiz, zamanımızı kaybetmemek anlamında, ama şu anda çok önemli bir binaya başladık. Bunun birinci kısmını bitirdik. İkinci kısmı devam ediyor. Şu anda ihalesi bitti. Şu anda fotoğrafta da şeyde de ekranda da gördüğümüz o bina. Evlendirme binası bu. Farklı bir bina. Ve bugüne kadar eksik olan, Sarıyer'in eksik olan kültür merkezleri, sanat merkezleri ve benzeri türü bina ihtiyaçlarında hepsini bu binaların içinde temin edeceğiz. Evet. Evlendirme binası çok büyük bir hızla yürüyor. Yani yetişmese bile mutlaka şey yapacak. Diğer bina aynı şekilde ve bu arada da söylediğim gibi yaşamın her alanında gitmediğimiz nokta, girmediğimiz sokak, ulaşmadığımız ev kalmadı. Hemen hemen herkese ulaştık. Burada da yine başta söylediğim gibi yaşamı kolaylaştırmayı hedefleyerek yapıyoruz bunu. Ve yaşam dolayısıyla evi çok projeniz var örneğin. Sosyal proje. Evet, yani adına da yaşam evi koymuşsunuz zaten. Yaşam adına evleri bir şey var, semt evleri var, sivil toplum kuruluşlarında buluştuğumuz yerler var ki bu projenin doğruluğu hemen daha proje aşamasındayken bizim belediyelerin ortak bir birliği var. Marmara Belediyeler Birliği'nden en iyi proje ödülü aldı. Öyle mi? Evet. Başlangıçta daha alttayken ve bunun yoğun bir şekilde devam ettirdik. Şu anda 9 mahallemizde semt evi, 4.'sünü, 5.'sini açacağımız yaşam evi. Evet. Ve bu arada da yine hep bunlar, dikkat ederseniz, yaşamı kolaylaştırmaya yönelik, yaşama kalite katmaya yönelik. İşte bakıyorum, gündüz bakım öncesi, evi var, Sarıyer Aile Danışma ve Eğitim Merkezleri var. Ve bunun yanında işte üniversite bölgemiz. Bir 150'ye yakın kız öğrencimizin kaldığı bir konuk evimiz var. Anadolu'nun muhtelif yerlerinden gelmiş. Mesela orada da her çeşit, her aile yapısına uygun çocuklar kalabiliyorlar. Yani işte sen şusun, sen bu memleketlisin diye değil. Onu da bütüne çevirdiniz. Evet. Bu arada olması gereken, bizim Türk toplumu için olması gereken çok önemli bir şey var. Biz geleneklerimize çok bağlı bir toplumuz. Evet. İşte bu merkezlerde geleneklerin de kolay sürdürüldüğü alanlar şeklinde de planlanıyor. Yani biz biliyorsunuz cenazemizi beraber kaldırırız, düğünümüzü yoğun bir şekilde birlikte yaparız. Ve buradaki bütün amaç, bu yaşam merkezlerinin yapılmasının temel amaçlarından biri, yaşamı kolaylaştırmanın yanında
Türk toplumunun bu yüzyıllardan beri gelenin geleneğinin daha da kuvvetli bir şekilde toplumun bir arada yaşamasına katkı sunmak. Evet, evet. Yani yabancılaşmasını engellemek, insanların daha bir arada buluşmasını engellemek ve genel anlamda söylediğim gibi her şey dönüyor dolaşıyor yaşam. Yani biz de bir belediye başkanlığında hani zaman zaman söylüyor ya, biz yaşam mühendisiyiz. Evet, ben meslek olarak inşaat mühendisiyim ama Sarıyer'de belediye başkanlığından sonra yaşam mühendisliği konusu, yaşam mühendisi olamadım daha. Evet. Okul devam ediyor. Evet, evet. Ama yaşamı eğer en iyi bir şekilde kurabilecek bir şey yakalarsak ki bu, evet, hiçbir zaman bu nokta bitmez. O zaman iyi bir yaşam mühendisi olmak konusunda bir çaba ve uğraşı içinde olacağımı biliyorum. Anladığım kadarıyla Sarıyerliler de biliyordur. Şöyle bakıyorum, sizin gerçekten çocuklar için Avrupa Birliği projesi. Sarıyer'de Cem evine onay. Hep birlik ve beraberlik üzerine hani alınmış kararlar. Evlendirme dairesinden siz de bahsettiniz. Afet koordinasyon merkezi oluşturdunuz. Van depreminden sonra zaten çok... Bu olması gereken, zaten yasa gereği olması gereken bir yer. Ben şu Cem eviyle ilgili çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Buyurun, tabii. Şimdi şu anda iki bölgede, ayrı bölgede cemevi inşaatı var ve bu iki ayrı yerde ve Sarıyer'de yoğun bir Alevi toplumu yoğunluğu var, insan yoğunluğu var. Şimdi bakın, şimdi Alevi toplumu için var olan çok önemli bir özellik var, gelenek vardır, razılık. Yani toplumda yaşıyorsa komşusundan razılık alması lazım. Evet. Hani bu Kur'an-ı Kerim'de de var. Bana kul hakkıyla gelme. Yani şey. Dolayısıyla şimdi burada razılık. Cemevi, her iki cemevi de yapılırken bu işin önderleri, yani bu işe önderlik yapan insanlar çeşitli siyasi partilerin temsilcileriyle beraber bölgedeki insanlardan razılık aldılar. Yani evet, Alevi olmayan insanlara da gittiler. Dediler ki biz burada böyle bir yer yapmak istiyoruz. Sizin razılığınızı istiyoruz. Ha, eğer bunu yaptığınız takdirde toplumda barış olur. Doğru. Yani bunu tesis etmek zorundasınız. Evet. Yani siz ne olursa olsun şartlar, koşullar, evet, ne olursa olsun insanların bir arada yaşamının ve ama huzur içinde, birbirine katlanır şekilde, birbirine saygı içinde yaşamı temin etmek zorundasınız. Ve bizim projelerimizin tamamı belediyenin normal hizmet projeleri dahil olmak üzere, yatırım projeleri dahil olmak üzere, sosyal, sağlık projeleri, eğitim projeleri dahil olmak üzere tamamı bunun üzerine kurulu, yaşam üzerine kurulu. Eğitim, biz ya eğer iddiasındaysak Türkiye'nin geleceğini kuracağız, çocuklarımızı iyi eğitmek zorundayız. Tabii. Çocuklarımıza çok büyük sorumluluklarımız var. Yani biz yaşamın içinde ve geleceğe yönelik sorumluluklarımız var. Bu sorumlulukların yerine getirilmesi de iyi bir ortam yaratmak zor. Çok hızlı konuşuyorum, çok şey söyleyeyim. Toparlamak için değil mi? Peki, çok da hızla gelişen bir yandan da ve nüfus yoğunluğu da artan bir yer Sarıyer. Evet. Bir yandan turiste de hizmet ediyor. Bulunduğu alan doğrultusunda çok güzel yerler de var. Dolayısıyla kentsel dönüşüme de ihtiyaç duyulan, evet, alanlar da var mı şimdi diye soralım. Bu yöndeki projeleriniz doğru, teşekkür neler? Ederim. Çok önemli bir hatırlatma. Şimdi İstanbul'un zaten en önemli, daha doğrusu metropollerin, sadece İstanbul değil, en büyük sıkıntısı bu çarpık yapılaşmanın, yani daha önce kontrolsüz yapılaşmanın, öyle demekte yarar var. Hı hı. Kontrolsüz yapılaşma sonrasında ortaya çıkan binalar, yani hizmet, kaliteli hizmeti götüremiyorsunuz. Evet. Olması gerekenleri yapamıyorsunuz. Maliyeti çok yüksek. Doğru. Ve en önemlisi de insanların sağlıklı ve huzur içinde, yani bir de deprem kuşağı olmasından dolayı, evet, da evet, güvenli şekilde yaşayabilmesi açısından da çok önemli. Bir şey daha çok önemli. Bu insanlar çok uzun yıllardır, hatta 3. 4. kuşak şu anda uzun yıllardır burada yaşamasına rağmen mülkiyet problemleri var. Bunların bir an önce çözülmesi gerekir. Burada sıkıntı şu. Biz bununla ilgili her türlü hazırlığımızı yaptık, altyapımızı oluşturduk. Şimdi Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Büyükşehir
bir paralellikte çalışmamız lazım. Şu anda onu kuramıyoruz. Evet. Yani ben buradan sizin kanalınızla da öncelikle tekrar bir çağrı yapayım. Her programda çağrı yapıyorum. Herkes kendi alanında sorumluluğu var. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bakanın da sorumluluğu var. Birlikte çalıştığı tüm bürokrat arkadaşların, teknokrat arkadaşların sorumlulukları var. Büyükşehir aynı şekilde. Gelin yaşam birlikte tesis edelim. Evet. Bu bölgelerin özellikle de kentsel dönüşüm kulağa da hoş geliyor. Evet. Ama oradaki yüz ile yakın yaşamını devam ettiren insanların da içinde bulunduğu yaşamı tesis edelim. Mağdur etmeden, herhangi bir yere göndermeden. Çünkü evet, bu insanların buradaki varlığı, eğer yeni birilerinin gelmesi şeklinde planlanacaksa, bu insanların bir arada yaşamalarını temin etmeye çalışmak lazım. Evet. Bunu yaptığınız takdirde görevinizi yerine getirirsiniz. Çünkü biz biraz önce söylediğim gibi Türk toplumu feodalliği seven bir toplum. Biz yeni oluşmuş o feodal ilişkileri, akrabalık ilişkilerini bozmanın hiç kimseye, hiç kimsenin bozmaya hakkı kesinlikle yoktur. Ve ısrarla bu özelliği hep çok önde bulundurmak, taşımak lazım. Ve biz zaten Cumhuriyet Halk Parti'nin temel anlayışı özellikle kentsel dönüşümde o bölgede toplumsal yaşamın en iyi şekilde örgütleneceği, insanların işte biraz önce söylediğim gibi tüm gelenek ve göreneklerini de bir arada yaşayacağı bir yaşam biçimi oluşturmak. Ve bunu şu anda hem büyükşehir adayımızın Sayın evet, Mustafa Sarıgül'ün hem diğer bölgelerdeki bölgelerdeki belediye başkan, yeni aday olan arkadaşlarım ve eski devam eden belediye başkan arkadaşlarımızın da ortak bir düşüncesi bu. Çok evet, önemli. Evet. Ve bunun ben inanıyorum ki gerçekten hiçbir siyasi parti kendi alanında veya tüzüğünde veya eylem planında bunun aksini söylemez. Hı hı. Ama yaşamda hı hı, bu işin uygulanma şekli çok önemlidir. Tabii. Bugüne kadar sıkıntılar oldu. Bu sıkıntıları bir an önce aşmak zorundayız. Bu konuda özellikle rant olan bölgelerde rant farklı taraflara taşıyor insanları. Evet. Ya şunu o zaman herkesin anlayacağı dilde böyle tırnak içinde söylüyorum. Kefenin cebi yoktur. Hiç kimse bunu unutmasın. Sonuç itibariyle gelin bu işi burada çözelim de doğru, herkes huzuruyla gitsin. Nereye gidecekse. Son 1,5 dakikanız. Siz yılların deneyimi siyasetçisiniz. Sizsiniz. Ne yapacaksınız 30 Mart'a kadar? Çok kısaca sokaklardasınız. Yine nabız mı tutuyorsunuz diye sorayım. Bir yandan da. Ya Evren Hanım, ben 2009'dan sonra da hiç oturmadım biliyor musun? Bir tempo, seçim temposu o zaman da bir kampanya başlandı. O kampanyadaki gibi bir 5 yıl yaşadık ve o 5 yılın devamı şimdi bu kampanyada da devam edecek. Benim benim kimselerim, hı-hı, benim sahiplerim halk, toplum, çocuklar, mahalledeki kadınlar, yaşlılar, fukaralar, zenginler, yaldakiler de aynı şekilde. Ve biz o birlikteki yaşamı, kurduğumuz yaşamı daha ileriye devam ettirmek, sürdürmek için bu şeye devam edeceğiz. Herkes sorumluluğunu bilecek. Yani herkesin o anlamda çok gerçekten yarına yönelik beklentileri var. Bu beklentileri bir yaşam şekline dönüştürdüğümüzde çok önemli şeyler yapılacaktır. Ben yatırım projelerimiz var. Bu yatırım projeleri devam edecek. Sarıyer yeni bir yaşam merkezi, ama biz bu merkezin ve İstanbul'un özellikle temiz hava merkezi olması açısından da hafta sonlarının da en iyi geçirildiği tatil bölgesi olarak da daha böyle insanların kolay geldiği, ulaşımda da hem denizi hem karayı kullandığı ve işte orman alanlarımızın ki evet, alanımızın %60'ı orman, bu orman alanlarını da en iyi şekilde kullanabileceği alanlar şeklinde dönüştürmeyi ve aynı şekilde kültür merkezi, yaşam merkezi olarak devam ettirmeyi, sanat merkezi olarak devam ettirmeyi ve üniversite sayımız çok fazla. Üniversite gençliğimizin de orada bulunduğu dönemi en iyi şekilde geçireceği, eğitim de en iyi şekilde alacağı bir alana dönüştürmek. Yani
Ben 2009'un seçimin alındığı belediye başkanı olduğumun birkaç saat sonrasında bir televizyon röportajı vardı. Hı hı. Siz ne bekliyorsunuz diye ben herkesi Sarıyer'e bekliyorum dedim. Buradan da sizin kanalınıza söyleyeyim, ben herkesi Sarıyer'e bekliyorum ama o değerleri olan Sarıyer'e, ormanının aynı şekilde temiz havasının da devam ettiği bir Sarıyer'e hepinizi bekliyorum. Sizin kanalınız vasıtasıyla da ben sizlere teşekkür ediyorum. Şu anlamda teşekkür ediyorum. Hiç olmazsa bu 20-25 dakikalık süreyi yaşam için ayırdığınız için biz teşekkür ederiz. Hepimizin sorumlulukları var, sizlerin de. Siz Evren Hanım olarak sorumluluğunuz var. Kameraman arkadaşlarının aynı şekilde, tüm çalışanların aynı şekilde bir sorumluluğu var. Bu sorumlulukta herkese çok teşekkür ediyorum. Ve bu arada 14 Mart Sevgililer Günü, sevginin günü. Ya böyle bir şey, sevgililiği değil ama gerçekten sevginin esas olduğu bir gün. Ve o gün arkadaşlar bir şey var, bir duyuru. Duyuru, 1 milyar kadınla Sarıyer merkezde bizim kadınlarımız dans edecekler o gün. Pekala. Sevgi dansı. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için, yayınımıza katıldığınız için. Bugünkü Siyasetin Aktörleri programımızın aktörü CHP Sarıyer Belediye Başkan adayı Sayın Şükrü Genç'ti. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yarın saatler 14.25'i gösterirken yine karşınızda olmayı diliyoruz Siyasetin Aktörleri ile. Az sonra haberlerle karşınızdayız.